საზღვარი და გვაქვს მაქსიმალურად გამარტივებული მიმოსვლა. Genel olarak biz bütün komşularla çok iyi ilişkileri geliştirmekteyiz. Bütün komşularımıza sınır kapılarımızı açtık ve çok kolaylaştırılmış vize rejimi sürdürmekteyiz. Miuhadaut emisar Rusetan uvizo mimosulari da sazgvars qoveldgiurat randomime atasi adamiani gadmoqvetavs. Rusya ile çok gergin ve kötüleşmiş ilişkilere rağmen biz Kuzey Kafkasya'da ve Çerkezya ile ilgili sınır kapısını açtık ve vizesiz rejimli vatandaşlar gidip geliyor ve günde binlerce vatandaş karşılıklı geçiş yapıyor. Bu da çok önemlidir. Şu anda Türkiye'de sıkıntı suplebas ertedeki o midgomagvak nolli problema mezobeltan da ama sustilopt maksimal olarak. Kürdistan ve Türkiye hükümetlerin ortak görüşü komşularla sıfır sorun demektir. Dasavletisken bu da Gürcistan'dan batıya doğru enerji aktarımı için çok önemli bir projedir ve bir nevi koridor oluşturmaktayız biz batı ile doğu arasında. Ამაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი და არანაირად არ უნდა დაუშვათ რომ რეგიონში რაღაც დესტაბილიზაცია მოხდეს. İşte bizim bu ekonomi açısından daha vurgulamak gerekiyor durumu ve bölgede herhangi gerginliğe en basit izin vermemeliyiz. Rusya'yı burada bir müdahaleci olarak görebilir miyiz? Bu enerji alanındaki işbirlikleri, ekonomik gelişmişlik devam ederken Avrupa'daki sıkıntı ortadayken Rusya bu duruma ne der? Gürcistan'la ilişkilerini de göz önünde bulundurarak Aha. soralım. Rom Rusetit stilops meçhramete saugunis metodebit gaagzelos 21 saugunashi mokmedeba. Biz çok üzülüyoruz ve üzülerek izliyoruz Rusya'nın bütün gereksiz davranışları ki bu 19. yüzyılda has üslubuyla işlere karışmaya çalışıyor. Meçhramete saugunis. Ganakhortsiela genotsidi Çerkezi halkis cina Rusya'nın agresyonu Kafkas ülkelerine ta 19. yüzyıldan beri başladı ve bu Çerkez soykırımından başladı ve yeni bir konu değildir. Bayağı eskileri dayanmaktadır. Ne otsa okunaşı Çeçenebs de sua halkebs igi vergi ve diğer guna. Çeçenlere de aynı kader verdi. Vakit kısalıyor. Rusya'da da bir dönüşüm beklentisi içinde mi Sayın Bakan? Putin ciddi oranda oy kaybetti. Yine birinci parti olarak çıktı ama bir yandan da protesto gösterileri var. Tek bir sözle Rusya'daki seçimlerle hile karıştığını kesinlikle inanıyoruz. Ve bir sürü ülke, bir sürü prestijli kuruluş Rusya'ya yeniden seçim yapmak için baskı yapmaktadır. Ve ben çok sevinerek altını çiziyorum ki Rus halk uyandı. Bir uyanış yaşıyorlar. Ve onlardan farkındalar ki 21. yüzyılda 19. yüzyıla has metotlarla ve baskıyla uzağa gidemeyiz. Eurasiyis kavşiri romelits aris Putin kavşiri. Eurasyon Birliği bu Putin'in çalışmasıdır. Bu Sovyet dönemini yeniden hortlamak, canlandırmak için. Şimdi zaman değişti. Ne imperyalar kaldı, ne imparatorlar kaldı ve karışmadan önce ülkeler çok ciddi düşünmeli. Ölü doğan projelerdir ve bunlar zaten kaybetmeye mahkumlar. Sadece sorun ve problem yaşatırlar bölgeye. Peki son soru ve asıl soru Türkiye'de bulunuyor.